Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf Arı Yayınları Fen Bilimleri Atölyem kitabı 1. ünitedeyiz. Sayfa 27. Bir numaralı etkinlikle başlayacağız. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. 1. etkinlikle başlayalım. Aşağıdaki tabloda verilen gök cisimlerinin ilişkili olduğu kavrama ait sütunu tik ile işaretleyiniz diyor. Burada bazı kavramlar verilmiş arkadaşlar. Burada da yıldız, gezegen, takım yıldızı, galaksi, kuyruklu yıldız diye kavramlar verilmiş. Hangi gruba giriyorsa onu işaretleyeceğiz. Evet, büyük ayı arkadaşlar, büyük ayı bir takım yıldızıydı. Büyük ayı gibi arkadaşlar küçük ayı, ejderha, çoban, avcı, kuzey tacı gibi takım yıldızları da vardı. Ayrıca burçlarımız, burç isimlerimiz yani akrep, yengeç, kova, ikizler, terazi gibi bunlar da birer takım yıldızı ismiydi arkadaşlar. Takım yıldızları neydi? Gökyüzüne baktığımızda bazı yıldız gruplarını birleştirip böyle hayali şekiller elde ediliyordu. Neye benziyorsa onun ismi veriliyordu takım yıldızlarına. Jüpiter, Jüpiter neydi arkadaşlar? Jüpiter bir gezegendir. Sombrero arkadaşlar, Sombrero bir galaksi ismidir. Ejderha, biraz önce de dedim, ejderha bir takım yıldızı ismi arkadaşlar. Venüs bir gezegen. Halley arkadaşlar bir kuyruklu yıldız ismi. Halley diye bisküvide de amblemi, kabının ambleminde bir kuyruklu yıldız resmi var. Dikkatinizi çekmiştir. Uranüs arkadaşlar, Uranüs de bir gezegen. Kayazank da arkadaşlar Çinli bir öğrencinin ismi aslında. Bu öğrenci kuyruklu yıldız gözlemlemiş ve bu kuyruklu yıldızın ismini Kayazank koyulmuş. Samanyolu dünyamızın da içinde bulunduğu galaksinin ismi arkadaşlar. Samanyolu galaksisi. Kuzey tacı bir takım yıldızı ismi. Güneş bir yıldızdır. Güneş dünyamıza en yakın yıldızdı arkadaşlar. Başak bir takım yıldızı ismi. Biraz önce demiştim burç isimleri takım yıldızı ismidir. Avcı arkadaşlar. Avcı da yine bir takım yıldızı ismi. Andromeda bizim Samanyolu galaksimize en yakın galaksidir arkadaşlar. Yani gök adadır. Andromeda da bir galaksi. Sabah yıldızı arkadaşlar. Yıldız. Halebop da bir kuyruklu yıldız ismi arkadaşlar. Halebop kuyruklu yıldızı. Aşağıdaki tabloda verilen gök cisimlerinin ilişkili olduğu kavrama ait sütuna çarpı işaretiyle işaretleyiniz diyor. Evet arkadaşlar burada 3, 6, 5 tane özellik vermiş. Bu özellik yıldızlara mı ait, gezegenlere mi ait bakalım. Gökyüzünde konumları sabittir. Evet arkadaşlar gökyüzünde konumları sabit olan yıldızlardır. Gezegenler güneşin etrafında dolandıkları için gezegenlerin konumları sabit değildir arkadaşlar. Ancak yıldızların konumu sabittir. Aradaki önemli farklardan bir tanesi bu. Yansıttıkları ışık ile görünürler. Arkadaşlar gezegenler bir ışık kaynağı değil. Gezegenler yansıttıkları ışık ile görünüyorlar. Yıldızlar ışık kaynağı ama. Isı ve ışık kaynağı olan şimdi ifade ettiğim gibi arkadaşlar yıldızlardır. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. Ancak gezegen ısı ve ışık kaynağı değil. Sıcaklıklarına göre farklı renklerde olabilirler. Evet arkadaşlar yıldızlar sıcaklığına göre farklı renklerde olabiliyor. Mavi, beyaz, sarı, kırmızı gibi. Canlı değildir ancak doğarlar, gelişirler, büyürler ve ölürler. Arkadaşlar yıldızlardan bahsediyoruz burada da. Yıldızların da bir ömür süreci var arkadaşlar. Üçüncü etkinliğe bakalım. Evrenin oluşumu ile ilgili en çok kabul gören teorinin görsel olarak temsili hali aşağıda verilmiştir. Büyük patlama olarak bilinen bu teorinin kabul edilmesinde önemli rol oynayan bilimsel kanıtlardan iki tanesini yazınız diyor arkadaşlar. Evet, büyük patlama teorisi yani Big Bang teorisi arkadaşlar İngilizce ismiyle evrenin sürekli genişlediğini ifade ediyor bu teori. Bu teorinin diyor kabul edilmesinde hangi iki tane bilimsel kanıt vardır örnek verin diyor. Arkadaşlar birincisi Amerikalı astronomlar yaklaşık 14 milyar yıl önce evrenin doğumundan sonra
ilk dakikalar içinde oluşmuş iki tane gaz bulutunu keşfetmişler. Ve bir başkası arkadaşlar, uzaydaki gözümüz Hubble Uzay Teleskobu. Bu teleskopla yapılan gözlemlerde galaksilerin birbirinden zaman içerisinde uzaklaştıkları gözlemlenmiş arkadaşlar. Bu iki kanıtla arkadaşlar biz evrenin genişlediğini ispatlamış oluyoruz. Dördüncü etkinliğimiz, Ayaz ve Derin sırasıyla öğretmenlerinin verdiği çalışma kağıdında aşağıda belirtilen gök cisimlerinin numaralarını yazıyorlar. Buna göre öğretmenin Ayaz ve Derin'e sorduğu soruları sırasıyla aşağıya yazınız diyor. Şimdi Ayaz demiş ki, hemen işaretleyelim Ayaz'ın dediklerini. İki demiş, iki neymiş yani? Kuzey tacı demiş. Beş demiş yani küçük ayı. 7 demiş çoban demiş, 9 demiş yani ejderha, 15 demiş büyük ayı. Evet, Ayaz'ın saydıkları nedir arkadaşlar? Kuzey tacı, küçük ayı, çoban, ejderha, büyük ayı. Ayaz bize arkadaşlar takım yıldızlarını saymış. Demek ki Ayaz'ın sorusu bize takım yıldızlarına örnekler ver demiş öğretmen Ayaz'a. Peki Derin ne cevap vermiş arkadaşlar? Derin 10, 13 ve 16 demiş. Yani ne demiş? Samanyolu demiş. Andromeda demiş. Sombrero demiş. Arkadaşlar bunlar da ne ismiydi? Bunlar galaksi yani gök ada ismi. Demek ki derinde galaksi gök ada isimlerini saymış bize arkadaşlar. Bakalım. Ayaz'ın sorusu yukarıdakilerin hangileri takım yıldızlarına örnektir? Derin'in sorusu da yukarıdakilerden hangileri gök adalara yani galaksilere örnek verilebilir? Evet, test bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. 28. sayfa bir nolu güçlendiren soruyla başlıyoruz. Fen bilimleri öğretmeni verdiği proje görevinde öğrencilerinden milyarlarca yıldız, gezegen, uydu ve benzeri barındıran gök cisimlerini ve bu gök cisimlerinin görsellerini yazmalarını istiyor. Yani arkadaşlar neyden bahsediyor? Galaksilerden yani diğer ismiyle gök adalardan bahsediyor. Ayaz ve Derin proje görevini birlikte hazırlamak için görev paylaşımı yapıyorlar. Ayaz bu gök cisimlerinin isimlerini, Derin ise bunların görsellerini hazırlıyor. Öğretmen Ayaz ve Derin'in hazırladığı posteri incelediğinde hata yaptıklarını fark ediyor. Buna göre Ayaz ve Derin'in yaptıkları posterdeki hata aşağıdakilerden hangisi yapılırsa düzeltilebilir? Evet arkadaşlar, şu şekillere baktığımızda galaksi isimlerini yazmamız lazım değil mi? Öğretmen galaksi istedi bizden. Samanyolu bir galaksi ismi, Andromeda da galaksi ismi ancak Büyük Ayı bir galaksi ismi değil arkadaşlar. Büyük Ayı takım yıldızı ismi. Burada isimde bir hata var isimlere baktığımız zaman. Şekillere baktığımız zaman da arkadaşlar birinci şekil Andromeda galaksisinin resmi. İkincisi ise Samanyolu galaksisinin yani dünyamızın da içinde bulunduğu galaksinin resmi. Yani burada resimleri karıştırmış. Biz Samanyolu ile Andromeda'nın yerini değiştirmemiz lazım isim olarak. Ayrıca Büyük Ayı yerine de arkadaşlar Büyük Ayı bir galaksi ismi değil takım yıldızı ismi. Bunun yerine de arkadaşlar Sombrero yazmamız lazım Sombrero. Şıklara bakıyorum. A şıkkı diyor ki Samanyolu ve Büyük Ayı gök adalarına ait görseller yer değiştirirse diyor. Samanyolu ile Büyük Ayı'nın yer değiştirmesi hayır öyle bir hatayı düzeltemeyiz. B şıkkında Büyük Ayı yerine Sombrero yazılıp şuraya yani Samanyolu ve Andromeda'da yer değiştirirse evet aradığımız cevap bu. Hatayı düzeltmiş oluruz arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. İkinci soru. Mehmet Ali havanın açık ve bulutsuz olduğu bir gecede gökyüzü gözlemi yapıyor. Yaptığı gözlemlerde yukarıda görselleri verilen takım yıldızlarını gözlemliyor. Buna göre Mehmet Ali'nin gözlemlediği takım yıldızlarıyla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Arkadaşlar birinci şekildeki büyük ayı takım yıldızı, ikinci şekildeki küçük ayı takım yıldızı. Bu büyük ayı, ötekisi de küçük ayı takım yıldızı arkadaşlar. Şimdi yorumları okuyalım. Bir nolda diyor ki K takım yıldızı ejderha adıyla bilinen ve Güney Yarımküre'den incelenebilen gök cismidir. Hayır arkadaşlar, ejderha değil. Büyük ayı takım yıldızı bir numara yanlış. Bunu eliyoruz. İki numara okuyorum.
K takım yıldızı kullanılarak kutup yıldızının yeri belirlenip kuzey yönü tespit edilebilir. Yani K takım yıldızı arkadaşlar, yani büyük ayı takım yıldızını kullanarak kutup yıldızının yeri tespit edilebiliyor. Kutup yıldızı arkadaşlar küçük ayı takım yıldızında yer alıyor. Ancak biz büyük ayı takım yıldızının yerinden faydalanıp kutup yıldızını bulmamız kolaylaşıyor. Yani kutup yıldızı küçük ayı takım yıldızları arasında yer alıyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Bu bilgi doğru. L takım yıldızı küçük ayı olarak bilinir. Evet. Ve en parlak yıldızının adı da Polaris'tir. Evet, bu da doğru. Polaris zaten arkadaşlar kutup yıldızının diğer ismidir arkadaşlar. Bu ifade de doğru. Aradığımız cevap 2 ve 3 D şıkkı. Üçüncü soru güçlendiren soru. Öğretmen derste tahtaya bazı gök cisimleri hakkında bilgiler yazmıştır. Buna göre bu gök cisimlerinden hangisi veya hangileri uzay kavramı içerisinde yer alabilir? Evet, öğretmenin ifade ettiği terimlere bakalım arkadaşlar. Mavi kare neymiş? Gökyüzüne bakıldığında sürekli ışıkları titreşen ve konumları değişmeyen gök cisimleridir. Evet arkadaşlar, konumları değişmeyen. Gökyüzüne bakıp kafamızı kaldırıp baktığımızda sürekli ışıkları yanıp yanıp sönüyor gibi, göz kırpıyor gibi davranan arkadaşlar ne demiştik arkadaşlar? Yıldızlardır. Yıldızdır. Mavi kareyle yıldızdan bahsediyoruz. Evet, pembe yuvarlak neymiş arkadaşlar? Kirli kar topu olarak da bilinen gök cisimleri. Evet. Kirli kar topu arkadaşlar kimin diğer ismiydi? Kuyruklu yıldızların diğer ismi kirli kar topuydu. Üçgene bakalım, yeşil üçgen. İçerisinde yaşam olduğuna dair kanıtlanamamış, gökyüzüne bakıldığında konumu sürekli değişen ve etrafında kendisinden küçük cisimlerin dolandığı gök cismidir diyor arkadaşlar. Kimden bahsediyor arkadaşlar üçgende de? Gezegenden bahsediyor. Gezegenden bahsediyor. Konumu sürekli değişiyor. Etrafında kendisinden küçük cisimler dolanıyor yani. Uydular, göktaşları, asteroitler dolaşıyor. Gezegenden bahsediyor arkadaşlar. Cevabımız, yani her üçü de arkadaşlar uzay kavramı içinde yer aldığı için üçü de doğrudur. Yani cevabımız D şıkkı. Dördüncü ve son sorumuz arkadaşlar. K, L, M ve N yıldızlarının sıcaklıklarına bağlı olarak değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre grafikteki yıldızların gökyüzü gözleminde göründükleri renkler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Evet arkadaşlar, yıldızlar renklerine göre sıcaklıkları değişiyordu arkadaşlar. Daha doğrusu sıcaklıklarına göre renkleri farklı oluyordu. Renkleri neydi? Mavi yıldızlar vardı, beyaz yıldızlar vardı, sarı beyaz yıldızlar vardı, bir de sarı yıldızlar vardı arkadaşlar. Mavi yıldızlar arkadaşlar en sıcak yıldızlar. Beyaz biraz daha soğuk. Sarı orta sıcaklıkta bir yıldızdı. Kırmızı yıldızlarsa arkadaşlar soğuk yıldızlardı. Kırmızı yıldızlar. Soğuk olanlardı. Şimdi tabloya baktığımızda içlerinde en sıcak olan arkadaşlar L. En soğuk olan da K. Biz şıklarda L'nin mavi olduğu, K'nin de kırmızı olduğu şıkkı bir bakalım. A ve D şıkları şartlarımızı sağlıyor şimdilik. A ve D, kırmızı mavi. M orta sıcaklıkta arkadaşlar. Orta sıcaklıkta olanlar sarı renk oluyor arkadaşlar. Sarı renk. O zaman M sarı. N de maviden biraz daha soğuk, yani beyaz renkli. Bizim şartlarımızı sağlayan arkadaşlar A şıkkı oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.